ne dersin hocam? Roketten başlayalım çünkü sizin anlatıcı gelmiş. Önce bir atmak lazım meseleyi. Aslında hocalarım roketçi. Yani ben ayı anlatabilirim. Evet. İsterseniz bir aydan bahsedelim. Hadi bahsedelim o zaman. Roketi sonraya bırakalım. Ay hedef. Evet, ama aya gidecek. Bu ay tamam roketle gidilir. Ama bu ay nasıl orada? Şimdi işin astrofiziği ve genel olarak yani ay muazzam. Ben işin çok kısa olarak... ay olmasaydı dünyada yaşam olmazdı diyorlar. Doğru mudur? Olurdu. Olur muydu? Ama böyle olmazdı. Yani dünyadaki konfora önemli bir katkıdır ay. Dünyaya çok yakın ve çok büyük. Şu birinci yansıyı alabilirsek... Birinci yansı arkadaşlar... Güneş sistemi bir devasa bir yapı. Bu yapının içinde dünya gibi bir gezegen var. Ve onun yanı başında da dörtte biri boyutta bir uydusu var. Bu uydu kendiliğinden oraya gelmiş bir uydu da olabilir. Yani orada kendi başına oluşmuş da olabilir. Ama kuvvetle muhtemelen dünyadan kopmuş dünyaya bir parça. Çarpan bir göktaşının kopardığı bir parça. Göktaşından daha büyük galiba. Göktaşından çarpan. Yani Mars boyutlu evet, bir Mars boyutlu bir şey. Gezegen adayının kopardığı parça. İşte bu yapı dünyaya 384 bin kilometre mesafede. Ama ilk başta o mesafede değilmiş. Değil, çok daha yakında. Çok daha yakın, 60 bin kilometrede falan ilk başta. Ama o kadar büyük, yani büyük bir ay. Güneş sisteminin dördüncü büyük cismi ayı 384 bin kilometre mesafede olması da çok önemli. Yani bunun güneş, dünya, ay üçlü sistemi açısından da çok önemli fonksiyonları var. İşte bizi hocalarımız dünyadan kalkıp... Her zaman aynı mesafede mi yoksa bazen daha yaklaşıyor mu? Biraz yaklaşıyor. Bu ortalama uzaklık. Ortalama uzaklık. Aşağısına bakarsanız en yakında 363 bin kilometrede. O ayı çok büyük gördüğümüz zamanlar. En uzakta da 405 bin kilometrede. Yani 40 bin kilometrelik bir oynama var. Oynama var. Dünyanın çevresi kadar. Yörüngesinin eliptik olduğunu söylüyor bu da. İşte her cismin yörüngesinde olduğu gibi ayın yörüngesi de mükemmel değil. İşte bu aya gitmek için işin ben fiziğini... Bir temelini atayım, ikinci yansıya geçelim. Bizim dünyanın kütle çekiminden kurtulmamız lazım. Burada da bu saatte kimseyi zorlamak istemem ama dünya bizi kendisine çekiyor. Buna biz yer çekimi kuvveti diyoruz. Daha doğrusu gökyüzündeki bütün cisimler kendine bir şeyi çekiyor. Yani doğal olarak evet. Bir çekenin yakınında bulunuyorlar. Bu kütle çekiminin oluşturduğu bir potansiyel enerji var. O üstteki eşitliğin sağ tarafı M kütlesi, o üçgen siz olabilirsiniz, ben olabilirim. Dünya yüzeyinde sahip olduğumuz, daha doğrusu dünyaya bizi bağlayan enerji. Sahip olduğumuz değil de dünyaya borcumuz diyelim. Borçtan nasıl kurtulursunuz? Bir yerden para bulmak, para bulmak lazım. Burada para değil, enerji. Enerji bulmak lazım. O enerjiyi nasıl elde edebiliriz? Hareket ederek. Çünkü enerjinin potansiyelmiş, kinetikmiş farkı yok. Enerji, enerji. Enerjidir. İşte hareket eden cisim ki bu roket olacak, kinetik enerjiye sahip olur. Dünyaya bağlayan enerjiyi aştığı noktada da bu cisim serbest kalır. Eğer dünyadan kurtulmak istiyor iseniz... Şu aşağıda o ikisini eşitleyip çıkardığımız kaçış hızı kadar bir hızla hareket etmemiz lazım. Ne kadardır lazım. O kaçış hızı? Dünya için 11 kilometre bölü saniye. Yani bir cisim, orada önemli bir ayrıntıya öncelikle dikkatinizi çekmek isterim. Kaçış hızı kaçmaya çalışan cismin kütlesine bağlı değil. Değil. Küçük m yok orada. Evet. Merkezi yani çeken cismin kütlesine ve yarı çapına bağlı. Dünya için bu 11 yani kilometre bölü saniye. Uzaya yollayacağınız şeyin kütlesi çok büyük de olsa, çok küçük de olsa, bir elma büyüklüğünde bir şey de olsa veya bu masa kadar da bir şey olsa saniyede 11 kilometre hıza ulaşmak zorunda. Evet. Dünyadan kaçabilmek ama için. Ama bu fizikçinin cevabı.
Şimdi mühendisler saniyede 11 kilometreden zaten daha küçük hızlarla da uçabiliyor. 11.2 diyoruz biz hocam. Mühendis farkı o. 0.2 kilometre evet, bölü saniye. Biz işte buradan kalkıp bize en yakın cisme, Ay'a gitmeye çalışıyoruz. İşte bunun için de bir roket teknolojisi lazım. O kalkan cismin kütlesi tabii ki burada etkili değil ama cisim büyük olursa, taşıyacağı yük büyük olursa... Jules Verne'in bulduğu hızla sonra fiziğin bulduğu hız birbirine yakın mı? Aslında çok yani birebir uymasa da hani işte 3 günde gidiş Ay'a şu anki seyahat süreleriyle çok evet, uyumlu. Yani doğal olarak çok vizyoner bir yazar. 100 saatte... Onu Atatürk'le hemşire biliyorsunuz. Öyle mi? Bu uzaylılar. Gerçekten yani o yazdığı kitap yaklaşık verdiği zamanlar akıl alır gibi değil. Yani 150 yıl önce öyle şeyleri çevresinde onları konuşabileceği insan yok. Bunları hepsini yapabilmiş olması muhteşem. Tamam hocam. Tamam. Burası işin fiziği. Bu işin zor tarafı değil. İşin zor tarafı hocalarımızda. Bu roketin havalanması ve gitmesi çok değişik manevralar gerektirecek. Bakalım onlar nasıl açıklayacak bunları. Peki hocam.